17. Saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünün gündeminde öne çıkan başlıklar arasında Başbakan Ünal Üstel'in düzenlediği basın toplantısı ve dün bütçeyle ilgili 2023 bütçesiyle ilgili Maliye Bakanı'ndan bilgi almıştık. Bugün de bütçeyle ilgili daha detaylı olarak kamuoyunun gündemine geldi rakamlarla bütçenin içeriğiyle ilgili. Biz birazcık bugün ülke gündemini hem bütçe aslında ülke gündemi içerisinde ekonomi ana gündem konularımız içerisinde ve siyasi gündemdeki diğer başlıkları da konuşmaya çalışacağız. Kimle mi? Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ben Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem yoğunlaşıyor giderek. Evet. Ülke gündemi bayağı karışık, bayağı yoğun. Gerçekten öyle. Şimdi o karışıklığı da konuşacağız ama bütçeyle başlayalım. Sıcağı sıcağına bütçeyle ilgili milletvekillerinin bilgisine geldi. Kamuoyunun da bilgisine bütçe yavaş yavaş gelmeye başladı. Bütçeyi incelediğiniz zaman, şimdi önünüzde bir takım üniversitelerle de ilgili onu konuşacağız ama bütçede bir açık var. Ve bu açığı kapatmak için Forex gibi bir takım yasaları hedef bu yönde ve bunun dışında kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması. Öngörünüz nedir? Başarabilecek miyiz bu bütçe açığını kapatmada? Şu ana kadar çizdiğimiz performans maalesef hükümet olarak bu yönde çok eksik, çok bence yavaş diyelim, eksik ötesinde bir yavaş ilerlememiz var. Hükümete gelirken de 2022 Ocak ayındaki seçimleri bitip hükümet kurulduktan sonra da önümüze koyduğumuz bazı hedeflerden, bazı noktalardan giderek uzaklaştığımızı veya herhangi bir hamle yapmadığımızı hükümet olarak söylemek mümkün. Tabiatıyla bu hamleleri yapmamamız için bir sebep yok. Ve bütçe açığını kapatabilmek için kayıt dışılığını önlemek bence her hükümetin olduğu gibi bizim hükümetimizin de çok önceliği arasında. Kayıt dışılığının neler olduğunu bu ülkede bilmeyen yok, ancak hareket eden yok. Bu konuda Alişan Şenbey'e, ben iş hayatından gelen bir milletvekili olarak Alişan Şenbey'e çok inanan ve çok da inançla kendisine bu konuda başarılı olması için de destek vermeye hazır olduğumu beyan etmek istiyorum. Çünkü kendisi de bir iş adamı ve biliyorsunuz iş adamları çok fazla siyasete girmek, çok fazla siyasetin içerisinde olmak istemezler. Bu noktada bence çok önemli bir pozisyon tutuyor Alişan Bey, Maliye Bakanlığı'nı. Bu ülkenin kayıt dışılığını ve bu ülkede yapılması gereken adımları artık atıp ülkenin ve devletin ve maliyenin kasasına gerçekten daha fazla bir gelir elde etme noktasında ve ülkeye hizmet noktasında adımlar atmak zorunluluğunun olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum cesaretle. Eğer cesaretle hareket etmezsek, çünkü artık ilk kez bir bütçe açığını net olarak ifade ederek bir bütçeyi onaylama üzere meclise gönderiyoruz. Evet. Bu doğru bir hamle değil. Aslında bütçe yasasına da ters. Çünkü açıkla bütçeyi sunamazsınız. Ancak herhalde her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye'nin ek bir protokol dedi Sayın Başbakan. Tamamlanacağını taahhüt edeceklerdir. 1 milyar 97 milyon TL bu noktada gelecekmiş. Bu noktada ben anavatanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yetkililerine bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten hele bu dönemde bizim için bir can suyu olacağını ve en azından bütçe açığını da nereden kapatabileceğimizi gösterecek çok temel bir nokta olacak. Ancak bizim ev ödevlerimizi yapmamıza ve sürekli ötelememize sebebiyet vermemeli. Ne de olmasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gönderir. Biz burada bütçe açığımızı kapatırız. Mantığı ve mentalitesi artık bana göre topyekun ortadan kaldırılmalı. Anavatan bize, altyapımıza, üst yapımıza katkı yapmaya devam edecektir elbette ki. Ancak kendi cari harcamalarımızı karşılayamayacak bir devleti yönetmenin de ve bu topluma da hizmetten uzak bir yaklaşımla politikalarımızı yürütmemizin de bir anlamı olmadığını söylüyorum. Bu noktada Alişan Bey'e çok ciddi görevler düşmektedir. Bu önemli dönemde cesaretle adım atması Alişan Bey, bundan sonra iş hayatında ciddi şekilde daha büyük tereddütler oluşacaktır. Çünkü iş hayatından gelme bir Maliye Bakanı, tahmin ederim 1974'ten sonra ilktir. Hem genç hem dinamik hem iş hayatında ciddi bir tecrübesi olan bir arkadaşımız Alişan Şan Bey. Bu cesaret dediğiniz cesaret adımlar nelerdir? Somut onu birazcık konuşalım. Yani cesaretle yapılması. Şimdiye kadar gelen hemen hemen bütün hükümetler, maliye bakanları kayıt dışılığını engelleyeceğiz. Bu ülkede kayıt altına alacağız. Tüm kayıt dışılığını diye söylendi. Ancak bakıyoruz ülkedeki en küçük ticari ilişkiler bile neredeyse kayıt dışına itilmiş durumda. Yani bugün
yola çıkalım, trafikte bir denetim yapalım Maliye Bakanı'nın denetleme personeliyle. Gezen ürünlerin %90'ı neredeyse faturasız. İş adamlarının üstüne gitmek değil, kayıt altına alıp bu ülkenin gerçek vergilendirme noktasını devlete, Maliye Bakanı'nın kasasına koymak bir siyasetçilerin görevi. Başta da Maliye Bakanımızın görevi. Bu noktada cesaretle adım atmadan kastım, A'ya Z'ye dokunacağım korkusunu taşımadan. Ve diğer başlıkları da açıklayabilirim. Yani şimdi hep konuşuyoruz. Bu ülkede sanal bet işi var. Evet. Ve sanal bette de çok ciddi paralar dönüyor ülkede. Hedef de onlardan bir tanesi zaten yasa şansı. Hedef olarak koyduk. Evet. Ama bu hükümetten önce, yani bu bütçeden önce de hedef olarak biz bunu koymuş. Bir hükümet protokolünde de vardı. Bunu açıkladık ve bunları kayıt altına alacağımızı ve buralardan ciddi ek gelirler elde edeceğimizi hep söyledik. Ama adım atmak noktasına gelince ise maalesef bir başka boyutta oluyoruz. Ben de bunu anlamış değilim. Aslında anlamayacağım. Bu yüzden bunların olmaması için hiçbir sebep yok diyorum. Bu noktada bizlerin de üstüne bir görev düşüyorsa hemen iki elimiz kanda da olsa gider. Bu yardımlarda bulunuruz. Kendi görüşlerimizi ortaya katarız. Mesaimizi ortaya koyarız. Ve bir noktada artık bu ülkenin kayıt dışına son veririz. Forex işlemleri bakıyoruz. Dünya kadar forex işlemleri oluyor. Ancak gelin gelelim ki bundan devlet nemal almıyor. Kim nemal alınıyor? Birileri nemal alınıyor. Bunların üstüne cesaretle gidecek işte Maliye Bakanlarına ihtiyacımız var. Ve bu çeteleşmeyi de bir şekilde bitirecek siyasi otoriteye ihtiyacımız var. O yönde de hükümetimiz bu cesareti göstermek zorunluluğu var diyorum. Denetleyici bir rol mü üstleneceksiniz? Yani ben herhangi bir rol biçmiyorum kendime. İhtiyaç halinde diyorum. Her türlü göreve varım diyorum. İlle bakanlık olmasına gerek yok. Ben bakanlık talep etmiyorum. Burada yanlış anlamasın bizi vatandaşlarımız. Ben bir milletvekili olarak da bu görevlere gider hükümetimize katkılar koyarım. Zaman zaman eleştiride bulunuyor musunuz? Yanlış olduğu yani zaman yanlış veya olan her şeye yapılması gereken... Karakterim itibariyle ben biraz isyankar insanım bu noktalarda. Bunları söylemekten cevap duymam. Çünkü doğru bildiğimle yaşamayı her zaman kendime ilke ettim. Doğru konuşup doğru bildiklerimi aktarma noktasında tereddüt etmem. Bence herkes de böyle olmalı. Çünkü bir şeyleri kapalı kapılar arkasında sadece fıs edip arkamızdan bir sürü dedikoduyla yürümek bu ülkenin artık kurtulması gerektiği bir nokta olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü 3-5 kişi oturup da kendi kendine sadece belli bir pozisyonlar yürüp de artık ondan sonrasını da farklı bir mekanizmaya sokmamızın hiçbir anlamı yok benim hanım. Son günlerde yani size yönelik bir takım eleştiriler de oldu. Sizinle ilgili bir takım haberlerde, yatırımlarla ilgili de bir takım eleştiriler oldu. Üzüldünüz mü? Üzülmez miyim Pembe Hanım? Tabii ki üzüldüm. Ben bakın demin de söyledim, ben bir iş adamıyım. Milletvekilimden önce bir iş adamlığım geçmişim var. Suyunuzu 30 yıllık. Ona göre sohbetimize devam edelim. Üzülmez miyim? İş adamıyken de siyasete giriş amacımın bu olduğunu çok açık ve beyan ettim. Bu ülkede yasaların uygulanmadığını ve bu yasalara uygulanmadan maalesef birçok sürecin körçer edildiğini veya birçok sürecin haksız ve hukuksuz noktalarda evrimleştiğini iş adamıyken de söyledim. Milletvekilliğine aday olduğum zaman da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Yani bir siyasetçinin de görevi değil midir? Hukuka inanmak, hukukun yürümesine ve adaletin yürümesine ses vermek bir siyasetçinin görevi değil midir? Ben şunu diyorum. Biz milletvekilleri hiçbir zaman taraf olmamalıyız. Biz sadece hukukun ve yasaların tarafı olmalıyız. Bunun dışındaki hiçbir hamle, hiçbir hareket tarzı doğru değildir. Ben kendi çocuklarım olduğu şirketin de eğer hukuksuz ve adaletsiz bir noktadaysa olmasını kabul etmem. Ancak bir başkasının da kabul etmem. Hak, hukuk, adalet diye bir kavram vardır. Bunlar üzerinde hareket etmeyi kendimize ilke ve prensip edinmeliyiz. Taraf olmamızın bir anlamı yok süreçlerde. Buna ne milletvekillerinin, ne bakanlarının, ne de herhangi bir kimsenin bence sorumluluğu olmaması lazım. Şu an bu mu yaşanıyor diyorsunuz? Yani ben taraf, şu anda bu yaşıyor demiyorum. Yani ancak taraf olmamamız gerektiğini söylüyorum Pembe Hanım. Çok net, taraf olmamalıyız biz konulara. Yasalara, adalete ve hukuka inanan herkes gibi taraf olmadan sadece kendi üstümüze düşen görev ve sorumluları yerine getirmeliyiz. Yoksa değilse
bu süreçler böyle manifestatif bir şekilde devam eder ve gider. Biz manifestatiften uzak, gerçeklikle hareket etmek zorundayız. Gerçeklik de yasalardır. Bunlara uymayan kimse de eninde sonunda ortaya çıkar. Yasalara uymaktan yanayım diyorsunuz ama eğer adaletli bir karar alınacaksa da herkese aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Son günlerde yaşadığınız da bunlardan biri. Tabiatıyla yani ancak benim hiçbir bağım da yok üstelik şirketimde. Ben milletvekili olduğum günden itibaren şirketimin bütün hisselerini çoklarıma devretmiş durumdayım. Hiçbir bağım da yok. Velayetimde olan çoklar da değil, 30 yaşında ve 27 yaşında delikanlılar. Onlar kendi şirketlerini yönetiyorlar. Ben milletin vekili olarak sorumluluk ve görevlerime hiçbir zaman o gözle bakmam. Ancak benim üstümden politika yapmaya veya herhangi bir şekilde manipülatif hareketlerle bulunması da bence bu ülkenin artık yapmaması ve siyaset ve siyasetçilerin bunu alışkanlık haline getirmesi de bence kabul edilir bir durum değil. Yani ben nerede taraf olmuşum veya hangi konuda bir yorum yapmışım? Ne münasebet? Ancak bunu bu zemine getirmeye çalışmak ve bu zeminde hareket etmeye çalışmak bence çok da ahlaki değil ve doğru değil. Bu çıkışınızı hükümet içerisinde de dile getirdiniz mi? Yani soran oluyorsa hükümet içerisindeki yetkililer, ben söylüyorum, benim tek derdim adalet. Ve hukukun işlemesi, yasalar işlemesi diye söylüyorum. Başka bir dert ve gaylem yok. Hiçbir şekilde de olmaz da. Şimdi bütçeyle ilgili inceleyebildiniz mi? Hayır, detaylı? Bütçeyi çok fazla inceleyemedim. Ancak işte Sayın Maliye Bakanımız Alişan Bey'in açıklamalarından ele alacak olursak %9 bir bütçe açığıyla bu yılı en azından geçirebileceğimizi, ana vatandan gelecek olan kaynakla da onu kapatabileceğimizi izlemlenebildim. Bu noktada biraz hicap da duydum. Neden? Olmaz yani bu ülkenin, yani işte hep söylüyoruz ya, demin de ifade ettiğimiz gibi ülkenin kaynakları var. Yeter ki bu kaynakları biz yerine koyacak hamleler yapalım. Bunlara niye gecikiyoruz? Niye gecikiyoruz sizce? Yanıtı nedir? Yani ben bunu algılamış cesaret değilim. Cesaret diye vurguluyorsun. Ben bunu algılamış değilim. Ben bunu algılamış değilim Pembe Hanım. Yani bir insanın ev ödevi varsa ve bu ev ödevinizi sizin yapmanızın da bir takvimi varsa, onu yapmazsanız, eksi not alacağınızı da biliyorsanız veya sınıfta kalacağınızı biliyorsanız niye yapmıyorsunuz? Yapmamamız için bir sebep yok Pembe Hanım. Yani bu noktaya geleceğimiz çok aşikardı. Ocak ayından aşikardı. Bu seneyi zor geçireceğimizi ve sene sonunda bütçe yapacağımızı biliyorduk. Niye bunları yasallaştırmadık? Niye bu kayıt dışını engellemek için herhangi bir adım atmadık? Yani şimdi hep diyorlar mesela 4,5-5G ihalesinde işte evet, bir gelir elde edecek. Niye bu güne kadar bıraktık? Niye bu ihaleye daha fazla katılımcının sağlanması için daha iyi bir şartname hazırlama noktasında olmadık? Yani bu kadar zor olmasa gerekiyor bu işler. O zaman hükümet şu an başarısız. Yani ekonomik anlamda başarısız olduğumuzu herkes gibi ben de söyleyebilirim. Mali disiplin anlamında maalesef iyi değiliz. Yani bunu bizim mutlaka önümüze alıp koymamız ve başarıya gitmek zorunluluğumuz var. Eğer bu ülkeye ve geleceğimize ve çocuklarımıza hizmet edeceksek başarılı olmak zorundayız ekonomik gelişimde. Bu bir daha ikiye diyor Pembe Hanım. Eğer dünyayı yaratmamıza veya Mars'ı bulmaya çalışmamıza ihtiyacımız yok. Yapılması gereken ev ödevlerimiz var. Bu ev ödevlerini zamanında timingli yapmak durumundayız. Bu yüzden Alişan Bey'e ben inanıyorum ve güveniyorum. Bundan sonrası için bunları başaracaktır mutlaka. Ve hükümetimiz de bu konuda mutlaka bir destek verecektir, vermek zorundadır. Bundan sonrası için iyi temenniler içerisindeyim. Görüyorum ki bir gayle ve dert var artık. Bu gayle ve dertle artık çözüm üreteceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi üniversitelerle ilgili endişeniz var demiştiniz. Evet, bilhassa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde maalesef devlet katkıları yıllar içerisinde eridiğini raporlarda görebiliyoruz. Yani %14'lerden %0.6'lara düşen bir gelir var, devlet desteği var. Bu da gerçekten
son derece düşündürücü. Ki bilhassa yine kuruluş yasa maddelerinde Doğu Akdeniz'in şöyle bir madde var, okuyayım sizlere istiyorsanız. Madde 35 açıkça DAY bütçesi açık verdiği zaman devlet bu açığı kapatır der. Dolayısıyla gün gelecek diyorsunuz. Devlet bu açığı... Ama maalesef devlet açığı kapatacağına, açığı kapatmadığı gibi gelirlerini de, yani destek gelirlerini de yıllar içerisinde eritmiş. %14'lerden %0.6'lara kadar düşürmüş. Yani bırakın enflasyon ortamı dolar bazında bile, TL bazında bile bu miktarı çok kat ve kat altına getirmişiz. 42 yıllık bir üniversite ve eğer biz diyorsak ki bu ülke turizm ve üniversite ülkesidir ve amiral gemimizde Doğu Akdeniz Üniversitesi'dir, bu anlayışla bakmamız lazım. Çok daha farklı bir anlayışla yaklaşmamız gerekiyor. Elbette ki oradaki iktisadi tedbirlerin alınmasını da sağlamamız gerekiyor. Belli ki çok ciddi bir maaş giderleri var ve bu maaş giderleri bence biraz fazla bu kuruma. O noktada da iktisadi tedbirler alıp bir şekilde bir formatla Doğu Akdeniz'e ancak daha fazla sahip çıkarak bir noktaya getirmek zorunluluğumuz var. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi bildiğiniz gibi üniversiteler arasında artık dereceye giren, Türkiye Vakıf Üniversitelerinin içerisinde bile ODTÜ ve bir üniversite daha vardı arkasından gelen başarılı bir üniversitemiz. Bu da bizi aslında hep şey diyoruz ya, Kıbrıs Türk'ü izolasyonlar altında eziliyor. İzolasyonlardan kurtaran ender üniversitelerden bir tanesi. O yüzden değer verilmesi lazım. Bu yüzden Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ve bunun gibi vakıf üniversitelerine ve diğer üniversitelerimize mutlaka destek vermeliyiz ve sahip çıkmalıyız. Ancak 0.6 oranı, %14'lerden 0.6 oranı hem oransal olarak hem de parasal oran olarak çok düşük. Son derece düşük. Günün koşullarına göre. Enflasyon oranına göre bütçe büyüklüğü de arttığını düşünürsek yetersiz. Bu çok yetersiz kalıyor. Doğu Akdeniz bugün giderse ve zor bir duruma düşerse Magosa halkı, esnafı ne olur diye bir kez daha düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu noktada yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor ve Doğu Akdeniz'e sahip çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Hep birlikte bu konuda bir katkı sağlamak zorundayız Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne. Son zamanlarda gözlemlediğim meclis çalışmalarında kürsüye çıkıp da konuştuğunuzu, ilk meclis açıldığında kürsüye çıkıp görüşlerinizi paylaşıyordunuz. Son zamanlarda genel sekreteriniz belli başlı konularla ilgili konuşma yapıyor. Sizi birazcık böyle daha sessiz bir konumda gözlemliyorum Sayın Tosunoğlu. Yani Pembe Hanım, kürsüde konuşmak çok esastır. Bir milletvekilinin bence görevleri arasındadır kürsüde konuşmak. Ancak yani şunu söyleyebilirim ki bence bir milletvekilinin asli görevi bence çok daha farklıdır. Meclis kürsüsünde az konuşmuş olabilirim bugünlerde. Ancak benim canımı yakan bir nokta var. Bu da en önemlisi Demokrat Parti olarak biz 3 milletvekili olarak varlığımızı Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'nde sürdürmekteyiz. 5 kişi olsaydık grup olurduk ve komitelerde olurduk anlayışıyla. Sadece bir üç tüzükteki maddeden dolayı hem iktidar ortağımız Ulusal Birlik Partisi hem Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi bizi o üç tüzüğün maddesine göre diskalifiye ettiler ve neredeyse kullanılmaz veya kullanılmaması gereken bireyler yaptılar o meclis çatısı altında. Bu da bende ciddi bir üzüntü yaratıyor. Ciddi bir şekilde bundan kırgınlık duyuyorum. Ve mümkün mertebede mecliste kürsüde fazla konuşmamaya çalışıyorum bir tepkisel olarak. Niye daha verimli kullanmamız gereken, oysa meclisin içerisinde 3 biz, 2 yeni doğuş, 2 de Halkın Partisi'nden arkadaş var. 7 tane milletvekili atıl durumda duruyor. Niye bu arkadaşları da bir tüzükle değiştirip de daha fazla aktive etmiyoruz noktasında bir görüş içerisinde değiliz veya bir birliktelik veya duygu birlikteliği içerisinde değiliz diye mecliste bir sistemim var. Çünkü 50 kişilik milletvekilinde 7 tane milletvekili atıl durumda neredeyse kalması çok da doğru değil. Hem mental anlamında hem fiziksel anlamda.
bu daha farklı bir boyuta getirip ortak akılla hareket etmemizi de sağlayacak bence çok önemli bir faktör. Bu noktada benim bir üzüntüm var. Onu da sizlerin programında ilk kez dile getirmiş oluyorum. Şimdi komitelerin çalışmalarına katılıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Katılıyor musunuz? Yani yoksa çağrıldığımız sürece katılıyoruz. Çünkü şu, ilgilendiren konularda olduğunda beni arıyorum. Gittiğim komitelerde oluyor. Ancak bu birazcık şey rolünde oluyor maalesef. Misafir rolünde. Misafir rolünde oluyor. Sizin oy hakkı olmadığınız bir yerde vatandaşlar da veya sivil toplum örgütleri de gidebiliyor, biliyorsunuz. Onun gibi bir durumda hissediyorum kendimi çoğu zaman. Yani söylediğimiz çok da dikkate alınmıyor. Çünkü orada oy hakkımız olmuyor. Bu gerçekten bence meclisin bir eksikliği. Bu iş tüzükteki bir maddeyi değiştirerek aslında bundan sonra da her meclis milletvekilimizin daha değerli kendini hissedip daha değerli kendi görüşlerini sunabileceği bir ortamın yaratılması gerekliliğinin aslında çok temel bir duruşu, pozisyonu. Talebim var diyorsunuz bu yönde. Kesinlikle. Şimdi hükümet içerisinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz Demokrat Parti olarak? Yani hükümet içerisinde Demokrat Parti olarak zaman zaman sıkıntılı, zaman zaman mutlu hissediyoruz. Bu da gayet doğal çünkü ülke genelinde aslında temel duygu bu. Zaman zaman ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan herkes mutsuz oluyor. Veya zaman zaman da işte günübirlik mutluluklarla geçir diyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Bugün daha seçim olalı daha 9 ay. Herhalde bundan sonrası daha güzel olacaktır diye temenni ediyor, umut ediyorum. Hükümetin daha iyi işlere, daha uygun işlere imza atacağına inanmak istiyorum. İnanmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Biraz tereddütleriniz var bu yönde. Hayır canım, niye tereddütüm olsun ki? İnanmak istiyorum. Söylenenler var. Bunları hayata geçirilmesi noktasında bir inanç belirtmek istiyorum. Peki bunun için belli bir süre öngörünüz var mı? En kısa zaman. En kısa zamanda bunları hayata geçirelim. Zaten bunları yapmazsak diyorsunuz. Tabii. Daha fazla tabii hissedeceğiz bazı şeyleri tabii hayatımızda, yaşamamız elbette içerisinde. Şimdi yerel yönetimler seçime yönelik olarak Ulusal Birlik Partisi dün akşam adaylarını, isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Evet. Şimdi bu seçime Demokrat Parti, YDP ve UVP birlikte mi çalışmaları yürüteceksiniz? Çünkü sizin de bir bağımsız adayınız var. Üç bölgede bağımsız var Ulusal Birlik Partisi'nin. Nasıl ittifak içinde mi gidiyorsunuz? Bizim bir bağımsız adayımız yok. Bir bizim amblemimize çıkan Tatlısu Belediyesi Başkanı, hı hı, var. Bazı bölgelerde bağımsız adaylar var. Bazı bölgelerde Ulusal Birlik Partisi'nin adayları var. Bir bölgede de yeni tam anlamıyla var. İttifak değil o zaman. Yani bu noktada hükümet bir karar üretti. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız da bu hükümetin temsilcisi olarak bu karara iştirak etti. Daha sonra da Merkez Yönetim Kurulu'nda bir karar ürettik. Biz ittifak adaylarını destekleyeceğiz. İttifak adaylarının her bölgede desteklenmesi gerektiğine inananlardanım. Çünkü bir başka türlüsü bu ittifak ruhuna zedeleme verir ve ittifakın zarar görmesine sebebiyet verir. Eğer bir konuda anlaşmışsanız, dok etmişseniz bence siz zarar görecekseniz de mutlaka hareket etmek zorunluluğunuz vardır. Demokrat Parti olarak bu ittifak bize çok şey sağlamayacağını net görüyorum, söylüyorum. Ama bu ittifak konusunda partimin aldığı karar noktasında hareket edilmesi benim asli görevim. Şimdi kaç bölgede ittifak var? 18 bölgenin kaçında ittifak var? Tümünde ittifak var. Dolayısıyla sizin adayınızı da Ulusal Birlik Partisi destekleyecek. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani bu ittifak gerçekleşti. Yazılı bir ittifak sözleşmesi değil, sözlü bir ittifaktır. Genel başkanlar tarafından yapılmıştır. Ancak her parti de kendi merkez yönetim kurulunda bunları karara bağlamıştır diyebiliyorum. Partimizin verdiği kararda bu ittifak adaylarının desteklenmesi noktasında hareket edilmesi. Peki belediye meclis üyelikleri nasıl olacak? Ayrı ayrı her parti kendi belediye meclis üyelerini ayrı ayrı çıkartacak. Evet. Bir tek başkanlar düzeyinde ittifak, doğru, söz konusudur, doğru, o zaman 18 belediyenin başkan adaylarıyla ilgili ittifakınız ama belediye meclis üyelikleriyle ilgili her parti kendi çalışmasını gerçekleştirecek. Doğru. YDP de aynı şekilde. YDP de aynı şekilde. Böyle bir sözlü bir anlaşmaya varıldı ittifakta.
İnanıyorum ki ittifak bu seçimlerden başarılı da çıkacaktır. Başarılı çıkmak durumundadır da. Çünkü bir siyasi krize daha ülkenin hiç ihtiyacı yok. Demin de söylemeye başlamıştım. Daha seçimler biteli 9 ay. Evet. 9 ayda bu ülkenin yaşamaması gereken en son şey bir siyasi kriz. Bu yüzden hepimiz bu ittifaka dört elle sarılmamız lazım ve inançla çalışmak zorunluluğumuz var. Başka türlüsü bence ittifak ruhuna ihanet olur. Dolayısıyla yani siyasi bir krize karşıyım diyorsunuz. Kesinlikle. Neden bunun üzerinde durdum? Çünkü sizinle ilgili yazılan iddialar, bir takım haberler yazılmıştı. İşte hükümeti bozma, bozabilir Sayın Tosunoğlu, tehdit etti şeklinde manşetler atıldı. Bu söylediklerinizle de aslında doğru olmadığını... Ne kadar samimi bir insan olduğumu, ne kadar içten bir insan olduğumu Pembe Hanım, tahmin ediyorum ki bu zaman içerisinde, dönem içerisinde beni tanıdığınız, içimden geçeni yüreklikle söyleyebilen insanlardanım. Aksini düşünseydim söyleyebileceğimi biliyorsunuz. Asla. Bir siyasi krize bu ülkenin ihtiyacı yok. Demin de ifade ettim. Biz siyasetçiler artık daha iyi noktada olmamız lazım. Ve manipülatif haberlerle değil, doğrularla ilgili vatandaşımızı bilgilendirip onlara biz gerçek şekilde doğru bilgileri aktarmak zorunluluğumuz var. Bunun dışındaki hiçbir konu biz milletvekillerine, biz siyasetçilere yakışmaz. Ben bunu söylüyorum. Biz taraf olmamamız lazım. Biz doğru olmalıyız ve kendimizi vatandaşımızın yerine koyup konuşmamız lazım. Manipülatif haberler yapıp sadece de şaşırtmacı tavırlarla hareket etmek veya başka bir noktada ikinci boyutta, üçüncü boyutta düşünerek hareket etmek veya söylemde bulunmak ne bize ne içerisinde bulunduğumuz ülkeye ne de vatandaşa hizmet etmek değildir. Siyasette yarış var. Yıpratma var mı? Tabii ki var. Bu da benim en fazla midemi bulandıran bir durum. Taraf görüp işte tarafı yıpratmak bana göre bir iş değil. Hizmette yarışmalıyız bence. Daha fazla demokraside yarışmalıyız. Daha fazla hukukta yarışmalıyız. Daha fazla beceride yarışmalıyız. Yıpratmada yarışmamalıyız. Bu bizim işimiz olmamalı. Ancak maalesef tam tersi oluyor. Bu ülkenin gelenekleri diyeyim, daha doğrusu son zamanlarda gelişen geleneği, siyasi geleneği yıpratma üzerinde gelişmiş. Bu da beni üzüyor. Şimdi aylarca, haftalarca tartıştığımız Kıptek akaryakıt konusu. Ve önümüzdeki haftada sanırım yani bu yakıtla ilgili olarak uykularımızı kaçıran diye Sayın Başbakan'ın da bugün vurgusu vardı Kıptek'le ilgili, evet, olarak. Mecliste de hep aslında ana gündemlerden biri de Kıptek konusu, akaryakıt konusu. Çözümlenecek, artık konuşacağız, daha farklı noktalardaki konuları tartışabileceğiz. Yani bu tepikten mazot alımı işi bence son derece doğru bir karar. Ve bence bu ülkeye yapılabilecek en güzel işti. Çünkü maalesef görüyoruz ki ihalelerde maalesef mafyalaşmalar, çeteleşmeler var. Ve maalesef bunun içerisinde devlet büroları da var. Bu gerçekten son derece üzücü bir nokta. Bunları bir şekilde bizim bu ülkenin artık üstünden atmamız gerekiyor. Ve bu yükten kurtulmamız bizim artık bu toplum olarak bunlarla uğraşmaktan ve didinmekten ve gündemimizi işgal etmelerinden kurtulmamız bizlerin görevi. Ben bunlarla uğraşacağım. Kesinlikle. Bu noktada hükümetin vermiş olduğu tipikten direkt alım ve üstelik dünya borsalarındaki fiyatlardan ve yakıt, sadece yakıt ücreti ödenmesi son derece alkışa değer ve takdire şayan bir durum. Evet, 5 yıllık bir protokol. Bitiriyor artık bu, gündemimizden çıkıyor Kıbrıs Türk. Artık gerçek ve tartışmamız gereken konuları tartışacağız diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Bu noktada artık bundan kurtulduğumuza göre icraat yapma zamanımız ve daha farklı şeylere bakma zamanımız geldi geçti de. Ama başından beri vurguluyorsunuz, icraat ve yapmak zorundayız. Yani eğer geleceğimizi şekillendirebilmek için, iyi bir noktaya götürmemiz için bir bütçe açığıyla
başlıyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ek bütçeyle bütçe açığının kapanması noktasında büyük bir çabası her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında ama bizim de yapmamız gereken ev ödevimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bu konularda bize her zamanki gibi yine yardımcı oluyor ama. Yani bizim de artık birazcık bundan intina etmemiz gerekiyor. Yani kendi cari bütçemizi kapatmak için anavatanımızdan ne kadar daha katkı isteyeceğiz? Oysa anavatanımızdan bize okul yap, hastane yap, şu yolumuzu yap diye daha fazla bir gayle içerisinde olmamız gerekmiyor mu? Bütçe açığını kapat, o bir taraftan da dünya kadar istihdam yap. Bu da çok doğru bir iş değil. Artık devlet kapısını artık bizim farklı boyutta görüp siyasi argüman olarak görmekten uzak bir yapıya kavuşturmamız. Ama Demokrat Parti de eleştirilmişti geçtiğimiz haftalarda istihdam konusuyla ilgili. Yani ben bunu kendim biraz ivdeledim. Yani böyle değil. Söylenenlerle konuşanlar gibi bir durum yok pembe hanım. Ancak Ulusal Birlik Partisi'nde öyle olmadığını, Yeni Doğuş'un da öyle olmadığını çok rahat söyleyebilirim sizlere. Birazcık şehir efsanesi yaratıyorlar. Bu şehir efsanelerinden de kurtulmamız gerekiyor işte. Demin ifade etmeye çalıştığım da oydu ya, taraf oluyor siyaset ve siyasetçi. Düşman taraf değiliz oysa o meclis çatısı altında. Ne Ulusal Birlik Partisi, ne Cumhuriyetçi Partisi, ne Demokrat Parti, ne Yeni Doğuş, ne Halkın Partisi. Biz biriz, bir olmalıyız. Evet ayrı ayrı partilerden olabiliriz ama bir olup artık bu iftira ve karalama kampanyalarından kaçınmamız gerekiyor ki toplum daha sağlıklı bir ruh haline bürünsün. Biz de daha fazla iç çatlara fokuslanabilelim. Ancak her şeyden önce meclis çatısı altında daha fazla iç çat yapar bir hale gelmemiz lazım. Bu da çok net Pembe Hanım. Yani iç çat yapar dediğiniz komitelerde yasaların... Genel kurulda, komitelerde bir ortak akılla hem iktidar hem muhalefet bir bütünlük içerisinde hareket edip daha fazla çalışmamız gerektiği kesin. Bu yüzden diyorum ben komitelerde de her milletvekili olabilmeli ve her milletvekili oy kullanabilmeli. Ama ben yani sizin katılmamanız, yer alamamanız meclis iç tüzüğüne göre bu da beni üzüyor ve rahatsız ediyor kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden de sessizliğe bürünüyorsunuz tepki olarak. Yani sessizliğe mi bürünüyoruz artık kendi kabuğumuzla mı bürünüyoruz ancak mümkün mertebe işte televizyon programlarında davet edildiğim sürece çıkıp kendi gönlümdekilerini söylüyorum. Veya mecliste de arkadaşlarla yine bu sohbetleri yapıyoruz. Hı hı. Sohbet etmekte, konuşmakta intina eden bir insan değilim. Görüşümü de açık açık paylaşırım diyorsunuz. Kesinlikle. Gerektiğinde de anladığım kadarıyla tepkinizi de ortaya koyuyorsunuz. Öyle olması lazım değil mi? Öyle olması lazım elbette. Doğruyu bulabilmek için tartışmak. Kesinlikle. Ben art niyetle veya bir arkadaşımı, milletvekili veya bakan arkadaşımı asla kötü bir noktada kıstırdım, dövmek için konuşmam. Asla. Sadece onu daha iyi motive etmek, onu daha iyi bir noktada hareket ettirebilmek için belki tepkisel değil ancak içimden geçenleri ifade etme noktasında hareket etmeyi kendime bir ilke edindim hayatım boyunca. Demokrat Parti içerisinde şu an çalışmalar nasıl? Yani gayet genel sekreteriniz ben... Gayet iyi. Ben, bu yapılanma nasıl şu an? Yeni bir yapılanma süreci içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yapılanma süreci Demokrat Parti'ye belki bugünler bir şey hissettirmiyor ama bir 6 ay, 1 yıl sonra bu yapılanmanın çok ciddi meyvelerini alacağımızı çok net söyleyebilirim. Kamuoyu araştırması yapıyor musunuz son zaman? Yapıyoruz. Nasıl çıkıyor Demokrat Parti'nin yani oranları? Seçimlerden çok daha iyi bir noktada olduğumuzu söylüyorum. O zaman doğru yolda ilerliyoruz diyorsunuz. Yani... Elbette vatandaşın takdiri bu. Vatandaşın takdiri çok önemlidir. Ancak buna rağmen eksiklerimiz olduğunu ve daha iyi bir senkronize içerisinde çalışmamız gerektiğini de yine de belirtmek isterim. Eksiklerimiz var. Bu yönde ciddi kararlarımız var Pembe Hanım. Bir mesela akademi kuruyoruz. Eğitim akademisi kuruyoruz Demokrat Parti'de. Çünkü ideolojik zeminin kaybolduğu bir noktada siyaset yapabilme artık kalmaz. Başka boyutlar oluşur. O boyuttan uzaklaştırıp Demokrat Parti'yi gerçek kuruluş ilke ve bugünün 21. yüzyılın gerçekliğiyle yeni bir ideolojik bir anlayışla bir akademinin var olup iç eğitimden tümümüzün ama daha çok genç neslin bu akademiden faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu yönde çok ciddi bir çalışmamız var. Gelecek daha iyi olacak Demokrat Parti için.
Kamuda gelecek nasıl olacak? Kamu reformu? Yani olmazsa olmaz kamu reformu. Artık, bunu da çok fazla desteklediğinizi de biliyorum, kamu reformunun olması her gerekiyor. Her konuda kamu reformu ve bahsettiğim gibi nasıl kendi partimizde bir akademi kuruyoruz. İç eğitimden geçmiş, daha fazla bence eğitimli ve daha fazla haklara, hukuklara, yasalara daha fazla nüfus etmiş bir bürokrasi, bir kamu benim en büyük arzum. Daha fazla verimli bir kamu, verimliliğin ölçümlendirebildiği bir kamu ve artık geçen günkü gibi mesela hangi bakanlığın altında hangi daire olduğunu bilinen bir yapı, hangi kurum olduğunu bilinen bir yapı. Her hükümet kurulup bozulduğunda domino taşı gibi bazı daireler, bazı bakanlıkların altına veya bazı kurumlar, bazı bakanlıkların altına geçmemeli artık. Bu kamu reformunun içerisinde bunu da çözmeliyiz. Dolayısıyla eleştiriyorsunuz da yani. Kamu reformunun olmamasını eleştiriyorum. Bu çok net. Kamu reformu olmalı ve artık bakanlıklar ve kamu kurum kuruluşları kime hangi bakanlığa bağlı olduğu çok net olmalı. Hükümet içerisinde değişiklik olmasın diyorsunuz. Hayır. Yani bir koalisyon kurulacaksa ilgili bakanlığı aldığınızda hangi kamu kurum kuruluşu bilecek. Olduğunu vatandaş da bilecek. Kapı kapılar arkasında pazarlık artık modelleri bu ülkeye bir şey kazandırmıyor. Ve kurumlarımızın daha özerk yapıya kavuşturulması için de bu bence kamu reformunun içerisinde yer almalı. Bu konuda bir hazırlık içerisindeyiz. Kurumların daha fazla özelleşmesiyle ilgili. Demokrat Parti olarak bunu getireceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde getirip, bilmiyorum yoğunluk nasıl olacak genel kurulda ama arzumuz o yönde. Daha fazla bir özellik getirerek kamu kurumlarımıza, ki bunların içerisinde Vakıflar Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Kalkınma Bankası gibi kurumlar da var. Bunların daha fazla özerk bir noktada siyasetten uzak bir yapıya kavuşturulması için bir yasa tasarısı getireceğiz. Bakın kendi hükümetimiz döneminde bunu yapacağız. Bu da toplumumuza, vatandaşımıza ne kadar samimi olduğumuzun bir göstergesi olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda çünkü Demokrat Parti'yi çok fazla eleştiri geldi. Yani maalesef bu noktada üzüntü içerisindeyim. Çünkü işte demin söylediğim gibi siyasi anlayış sadece ötekileştir, manipülasyon yap ve kendine taraftar çek noktasıdır bu. Bunlar doğru şeyler değil. Biz bu noktada samimiyetimizi de toplumumuza, vatandaşımıza göstereceğiz. Kendi dönemimizde özelleştirmeyi başaracağız. O zaman hükümet ortakları arasında rekabet var. Her siyasi parti arasında rekabet vardır mutlaka. Aslında tüm siyasi partiler içinde milletvekilleri arasında da, daha aşağıya inerse milletvekilleri arasında da rekabet vardır. Tabii, bu doğal ama ben diyorum ki rekabeti biz işbirlikte, iş çözmekte, yani ülkeye hizmet etmekte yarıştıralım. Dedikoduda değil, manipülasyonda değil. Çözümde ve ortak akılla çözelim gerekiyorsa. Yapmamız gereken bu değil midir milletvekili olarak? Pembe'nin. Biz buna varız ve var olacağız Pembe'nin. Diğer partilerde var olur mu sizce? Olmaması için bir sebep yok. Yeter ki doğru konuşup kesinlikle anlatmak derdimizi diyorsunuz ki ortak kararı bulabilelim. Şimdi bütçeyle ilgili şunu sormak istiyorum. Yani komitede görüşülecek, katılacak mısınız bütçe görüşmelerine? Mutlaka. Hem genel kurulda hem komitelerde zaman zaman. Çünkü maliye konularına biraz meraklı bir insanım. Mutlaka katılacağımdır. Belediyelerle ilgili yasa çalışmasında gelinen durum nedir? 51-95'i de genel kuruldan geçirdip komiteden önümüzdeki hafta Özdemir Bey'le sohbet ettim. Önümüzdeki hafta geçirip genel kurulda da seçim yasalarından önce geçirmeyi planlıyoruz. Bu noktada inancım odur ki 51-95'te geçtikten sonra ciddi bir reform yapmış olacağız hükümet olarak belediyeleri birleştirme yasasıyla birlikte. Şimdi bir diğer önemlisi de hal yasasıydı. Evet. Hal yasası da yıllar vardır ortada duruyor. O konuda çok sıcak bir bilgiye sahip değilim. Onun için bir çok yorumda bulunamayacağım ama inşallah o da bu yıl yasallaşır. Çünkü 20 yıldır duyduğumuz bir yasa bu. Yılan hikayesine döndü. Neredeyse artık toplum gibi ben de icap duyuyorum. Yani bir hal yasasıdır tutturduk. 20 hükümetin içerisinde. Bir de kamu reformu yıllardır söylenir. Evet. Kamu reformu konusunda belki gücümüz yetmeyebilir ama özelleştirme konusunda kamu kurum ve kuruluşların bir yasa tasarısı götüreceğiz ve ısrarcı olacağız. Niçin gücümüz yetmez diyorsunuz? 3 milletvekiliyiz çünkü.
Demokrat Parti'nin hükümeti, evet. O yüzden olmayabilir de diyorsunuz. İnşallah olur. Bizim arzumuz olması. Bu noktada biz samimiyet testine hazırız. Herkes üstüne düşeni yaparsa niye olmasın? İnancım var diyorsunuz. Tabii ki. Peki. Önümüzdeki günlerde göreceğiz çalışmaları. Evet. Hangi noktaya gelinip gelinmediği ile ilgili olarak. Ama bir de konuşulan tabii ki özel sektörle de ilgili. Özel sektörden gelen birisi olarak da asgari ücret konusuyla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi Çalışma Bakanı asgari ücretle ilgili düzenleme diyor ama iş dünyası pek mümkün olmadığını söylüyor. Yani ben 8600 TL net asgari ücretin açlık sınır altı olduğunu, asgari ücret daha geçmeden burada telaffuz etmiştim, evet, biliyorsanız. Asgari, bugün açlık sınırının o günlerde 9800 TL olduğu çok net açıkken biz 8600 TL asgari ücret vermemiz bence çok doğru bir yaklaşım değildi. Bugün de bence asgari ücret belli, işte oluşan enflasyon ülkemizde ve hayat pahalılığı. Bu noktada bizim mutlaka asgari ücreti artırmamız gerekiyor. Ancak benim anlamadığım şu, niye biz 3. dünya ülkesinden gelen insanlara kendi vatandaşımız kadar asgari ücret verelim? Bunu Avrupa Birliği içerisinde olan Güney Kıbrıs vermezken, birçok ülke vermezken biz niye buna zorunlu kalıyoruz? İş adamları olarak da bu seslenişlerini haklı buluyorum iş adamlarının. Yani kendi ülkesinde 100 dolar maaşa tabi olan insanlar bizim ülkemize niye gelip ille 550 dolar benim kendi vatandaşım kadar maaş alsın veya 450 dolar neyse asgari ücret karşısındaki kur karşılığı olan dolar maaş alsın ki? Üstelik bu ülkede o paranın hiçbir yatırıma dönüşmediği veya hiçbir şekilde bu ülke ekonomisine düşmediğini biliyoruz. Kendileri bir ortak ev tutuyor veya kendileri kaldıkları iş sahibinin yerinde kalıyorlar. Ortak bir kazandı, yemek pişiriyorlar, geri kazandıklarını kendi ülkesine gönderiyorlar. Elbette ki bir evrensel insan haklarına saygı duyan bir iş adamıyım. Saygı duyan bir insanım. Her şeyden önce ben de insanım çünkü. Ancak bakın yani bu noktada artık ekonomik zorunluluklar olduğunu da görmek ve bu noktada da bu hareket tarzımı değiştirmek zorundayız. Buna hem hükümet olarak hem sendikal platform olarak geçmek durumundayız. Artık feodal davranıp hayır bunlar da bu maaşı almak zorundadır dememesi lazım kimsenin. Başta da sendikaların. Çünkü kendi ülkemizin insanının boğazından kesmiş oluyoruz o zaman. O zaman işte 8600 TL'ler vermek zorunda kalıyor belki de sosyal sigortalar fonu. Oysa kendi ülkemdeki kendi vatandaşıma veya Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşımıza çok daha iyileştirmeler yaparak 11.000-12.000 TL verebilme imkanı varken 3. dünya gelen ülkelerine daha ucuz 7.000-8.000 verebilme imkanı varken niye biz bunları tartışmıyoruz? Niye bu noktada hareket etmiyoruz? Niye bu kararları üretmiyoruz? Kendi ülkemizin hayat standardını ve Türk insanı hayat standartını yukarı çekmemiz mümkün. Var argümanlar ama bunlardan maalesef hem sendikal platform hem bazen de hükümetler karşı çıkıyor ve bir şekilde bir tıkanıklığa geçiyoruz. O zaman çoğu şeyin siyasetten arındırılması gerekiyor. Yani burada siyaset değil bence sıkıntı olan. Burada sıkıntı olan insanların düşünce yapısı. Bakın ben sadece siyasetçinin burada bir sorun olduğunu söylemiyorum. Sendikal platformun daha fazla burada ısrarı var. Bu asgari ücretin eşit ve tek düzey olmasının. Bakın örnek de veriyorum, Güney Kıbrıs'ta bu yok. Avrupa Birliği'nde olan bir Güney Kıbrıs. Hep örnek veririz ya Avrupa Birliği'ni. Niye yani benim ülkemde bu olsun? Niye bu kadar radikal duruşu da sergileyelim? Ve kendi insanımı açlık sınır altında bir asgari ücrete tabi tutturdayım. Burada eksiklik sadece siyaset kurumunda veya siyasetçide değil. Sendikalarında? Sendikalarında bu konuda bir değişikliğe, bir fikirsel düşünce değişikliğine gitmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ama bunu oturup tartışmak gerekir. Konuşmak gerekir. Tartışıldığını da biliyorum bir miktar. Ancak ohi deyip duruyor sendika başkanlarının bazıları. Bu noktada onları bir kez daha bu ülkenin insanının daha iyi bir yaşam standartına kavuşması için böyle düşüncelere birazcık daha sağduyulu yaklaşmalarını ve daha iyi yaklaşmalarını rica ediyorum. Hasreten büyüklerime, abilerime şunu söylüyorum. Bizim iyileştirme yapabilmemiz için ekonomik akıllı hareket etmek zorunluluğumuz var.
Bu noktada radikal kurtuluştan ve düşüncelerden uzak durmamız gerekiyor. Onları bir kez daha bu konularda biraz daha farklı düşünmelerini hasreten rica ediyorum. Kimseye de bir şey demek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bu gibi söylediler çok özel söylerlerdir. Yarın ırkçı Hasan Tosun'a da diyebilir birileri. Benim ırkçı olduğumu kimse söyleyemez. Ancak böyle söylerlerde de bulunabilir birileri. Bu endişeyi de taşıyorum yani Pembe Hanım. Konuşurken diyorsunuz. Tabii canım. Çıkan kelimeleri de özen göstermeye de çalışıyorsunuz. Maalesef. Farklı yerlere çekilebilir her an her şey. Maalesef yani bu ülkenin hastalığı haline geldi artık bunlar. Söylemediklerinizi veya bir kelimesini alıp söylediklerinizden bunu söyledi demek de maalesef ülkenin hastalığı haline geldi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınızda. Önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız. Süreç bizi nereye götürecek? Ekonomiyle ilgili, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması noktasında yasal bir takım yasaların hayat bulmasıyla ilgili hedeflenen yasaların hayata geçmesi noktasında düşüncenizin ne olduğu ve eminim bundan sonra daha fazla konuları gündeme getirip tartışma noktasında daha girişimci olacaksınız. Yani şunu söyleyeyim ben kendi gönlüyle hareket etmeyi seven bir insanım. Elbette ki disipline inanan ve takım ruhuna inanan ve takım oyuncusu olma noktasında çok iyi bir insanım. Ama kendi öz iradesiyle bugüne kadar hareket etmiş ve bu noktalarda hep kendi düşüncelerini aktarabilme becerisine sahip bir insanım. 53 yaşındayım. Bundan sonra da böyle olur. Ancak kavgadan, patırtıdan uzak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür kolay gelsin diyorum sağ Sayın Tosunoğlu. Sağ olunuz. 17. saati burada noktalıyoruz ama yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Yeni gündemle karşınızda. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.